Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Daha farklı bir fonda görüyorsunuz beni bugün çünkü daha farklı bir konseptle karşınızda olacağım. Ne Olurdu isimli bir seriye başlıyorum. Ne Olurdu serisinde de yapacağımız şey ihtimaller üzerinden tahminler yürütüp bazı kaynaklardan araştırmalar yapıp bu ihtimaller sonucunda nelerle karşılaşabileceğimizi göstermek olacak. İlk videomuzun konusu da bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Area 51 yani 51. bölgeye bir baskın, bir akın, bir hücum yapılacağı söylendi. Bunu ele alacağız. 51. bölgeye yapılacak olan baskın, daha doğrusu yapılacağı söylenen baskın, bu yılın belki de en büyük olaylarından biriydi. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Olaylar nasıl gelişti? İlk baş buna bakalım. Olay Facebook'ta iki kişinin bir etkinlik sayfası oluşturması üzerine ortaya çıktı. Yani yılın en büyük olaylarından biri haline gelen bu olayın aslında başlangıç noktası sosyal medyaydı. Shitposting Kazam in Shameless ve Smiley Kun kullanıcı adlı iki kişi Facebook'ta 20 Eylül 2019 tarihinde 51. bölgeye akın edeceklerini duyurdukları bir etkinlik sayfası oluşturdu. Etkinlik sayfasının adı 51. Bölge Akını. Hepimizi durduramazlardı. Tamamen troll amaçlı kurulmuş bu sayfa Amerika'da birdenbire viral oldu ve kısa süre içerisinde yüz binlere sonra da milyonlara ulaştı. Ve geçtiğimiz hafta etkinlikte belirtilen tarihi yani 20 Eylül 2019'u geride bıraktık. Peki milyonlarca insanın katılacağım diye işaretlediği bu etkinliğe ne oldu? Ne olduğunu hemen söyleyeyim. Çok az kişide insan gitti. Kesinlikle 51. bölgeye yaklaşamadılar. İnternette arayınca birçok sahte video bulduk ve olay bu şekilde kapanmış oldu. O zaman videomuzun asıl sorusuna geçelim. Gerçekten 51. bölgeye 1 milyon kişi aynı anda baskına gitseydi ne olurdu? The U.S. Air Force is warning more than 1 million people not to try and raid Area 51. The Facebook page Storm Area 51 was actually started as a joke. I came out to see kind of the dumb people make a run for it. I like my freedom. (51. bölgeyi daha önce duymadıysanız veya ne olduğunu bilmiyorsanız size kısaca özetleyeyim. 51. bölge Amerika'nın Nevada eyaletinde yer alan Amerikan hükümetine ait gizli bir askeri üs. Burada ne yapıldığını orada çalışanlar ve tabii ki Amerikan hükümeti hariç hiç kimse bilmiyor. Ortada bu kadar büyük bir sır perdesi mevcutken de yıllar içinde pek çok efsaneler, dedikodular bu bölge hakkında yayıldı. Amerika'nın gizli askeri teknolojilerinin gizli uzay araştırmalarının ve hatta uzaylıların bizzat orada olduğu söyleniyor. Facebook'ta oluşturulan bu etkinlikte tam olarak bu yüzden milyonlarca insanın dikkatini çekti ve viral oldu. Şimdi 51. bölgenin ne olduğunu az çok özetlediğimize göre asıl sorumuza tekrar dönebiliriz. 51. bölgeye 1 milyon insan aynı anda akın etseydi ne olurdu? Öncelikle tabii ki ilk aşama 51. bölgenin olduğu yere nasıl gidileceği. 51. bölge Amerika'nın Nevada eyaletinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bulunduğu için buraya zaten isteseniz de konforlu bir şekilde gidemezsiniz. 51. bölgeye en yakın havalimanı Las Vegas'ta. Tabi Vegas'a indikten sonra da bir arabaya ihtiyacınız olacak. Havalimanından bir araba kiraladığınızı farz edelim ve bu arabaya binip Nevada'nın güneyine doğru birkaç saat sürecek bir yolculuğa çıkmanız gerekecek. Böyle anlatınca gayet basit, gayet kolay gibi görünebilir ama hesaba katmadığınız bir şey var. Siz bu arabayı kiralayıp Nevada'nın güneyine doğru saatler sürecek bir yolculuğa çıktığınız zaman bunu sizinle beraber yapacak 999.999 kişi daha olacak. Benim gibi İstanbul'da yaşayanlarınız varsa ne demek istediğimi şimdiden çok iyi anlamıştır. Yoğun trafiğin ne kadar büyük bir dert olduğunu hepimiz biliyoruz ve eğer trafikte zorlanan biriyseniz bu yolculuk sizin için en baştan direkt olarak bitmiş oluyor. Aksi takdirde bu trafiğe katlanmak zorunda kalacaksınız. Trafiğin yanı sıra 51. bölgenin bulunduğu Nevada eyaletinin en kalabalık şehri Las Vegas. Las Vegas şehrinin nüfusu 800 bin. Nevada eyaletinin nüfusuysa 3 milyon. Yani bu bölgeye birdenbire 1 milyon insanın da eklenmesi bölgeye ciddi manada zarar verebilir. Sadece Las Vegas'ta değil, tüm Nevada eyaletinde ve belki çevredeki diğer eyaletlerde bu kadar hızlı bir değişim hayatı yaşanmaz hale getirecektir.
Şehrin tüm altyapısı bu kadar hızlı bir yükü kaldıramayabilir ve çökebilir. Bu da büyük bir kaosa yol açar. Yani 1 milyon insanın aynı günde, aynı anda 51. bölgeye gitme planı daha en başından direkt olarak çökmüş oluyor. Ama varsayalım bu saydığım tüm etkenler bir şekilde aşıldı ki bu imkansız. Ama hadi diyelim ki aşıldı ve 1 milyon insan aynı anda 51. bölgenin kapılarına dayandı. Bundan sonra ne olurdu? Önce bu akını yapacak olan tarafa, yani bize, size bakalım. Silahımız yok, herhangi bir dövüş sanatını bilmiyoruz, nasıl savunma yapılır ondan da bir haberiz. O zaman yapabileceğimiz tek şey 51. bölge 1 milyon kişi olarak var gücümüzle koşup içeri girmek ve ne yaptıklarına bakmak. Çok basit görünüyor, değil mi? Aslında değil. Farz edelim ki toplandığımız 1 milyon kişiyle beraber 51. bölgenin kapılarına doğru hızlıca koşuyoruz. Ama daha kapılara yaklaşmadan silahlı Amerikan askerleri zaten sizi durduracaktır. Bu silahlı askerleri bir oyundaki stealth mission görevi yaparmışçasına, yani sessizce fark edilmeden geçmemiz zaten mümkün değil. Çünkü zaten bu öncü birlik sizin 1 milyon kişi olarak gelip 51. bölgeye girmeye çalışacağınızı önceden biliyor. Üstüne üstlük sadece onlar da değil, tüm dünya bunu biliyor. Çünkü Facebook'ta bir etkinlik düzenlendi ve oraya 1 milyondan fazla kişi katılacağım diye işaretledi. Ve yüksek ihtimalle karşılaşacağınız tek şey ellerinde silah bulunan bir askeri birlikte olmayacak. En iyi ihtimalle, bakın iyimser olarak söylüyorum, bu askeri birliğin yanı sıra birkaç yüz tane tank da göreceksiniz. Belki savaş uçağı, belki başka herhangi bir şey. Ama iyimser olarak baktığımızda durum bu. Yine de askerler zararı minimumda tutmak isteyeceklerdir. Ama bu jop, plastik mermi, biber gazı gibi silahları kullanmayacakları anlamına da gelmiyor. Sizi ilk etapta jop, biber gazı gibi silahlarla durdurmaya çalışacaklardır. Eğer durduramazlarsa da ellerindeki gerçek silahları kullanmaktan çekineceklerini hiç sanmıyorum. Peki bunu nereden mi biliyoruz? Amerika Birleşik Devletleri 51. bölge baskını haberleri yayıldıktan sonra "Ordumuz hazır şekilde bekliyor" diye bir duyuruda bulundu. The US Air Force is warning more than 1 million people not to try and raid Area 51. The Facebook page Storm Area 51 was actually started as a joke. Burası Amerikan hükümetinin en gizli üslerinden birisi, belki de en gizlisi. Ve buraya girmeye çalışanlara karşı bu orduyu kullanmaktan asla çekinmeyeceklerdir. Eğer bu 1 milyon kişi arasındaki en şanslı insansanız, hiçbir şekilde plastik mermi, biber gazı, jop veya gerçek silah tarafından vurulmamışsanız başınıza gelebilecek en iyi olay tutuklanmak olacaktır. Hadi diyelim ki yine imkansız ama bütün bu öncü birlikleri, askerleri, güvenlik prosedürlerini hepsini geçtiğinizi varsayalım. Ondan sonra ne olurdu? İşte bundan ben de emin değilim. Hiç kimse emin değil. Zaten bu yüzden böyle bir etkinlik başlatıldı ve insanlar merak edip bu etkinliğe katılmak istedi. Ama düşününce ne olabilir ki? En fazla ne olabilir 51. bölgede? Bazı kaynaklarda 51. bölgenin hava sahasının yapılan deneylerden dolayı aşırı kirlendiği yazıyor. Yani belki de bu bölgeye bir şekilde başarıp girseniz bile ilk anda üzerinizde koruyucu ekipmanlar olmadığı için hastalanacaksınız ya da öleceksiniz. Aklıma bu ve bunun gibi pek çok komplo teorisi geliyor. Sizin de eğer duyduğunuz, gördüğünüz, araştırdığınız veya kendi fikriniz olan herhangi bir şey varsa yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. 51. bölgede sizce ne olabilir? Yani uzun lafın kısası, 51. bölgeye 1 milyon kişiyle baskın yapmak, buraya akın etmek, hücum etmek pek de iyi fikirler değil. İyi fikir olmasını geçtim, zaten anlattığım sebeplerden ötürü mümkün olan fikirler değil. Tamamen sosyal medya üzerinden başlamış, büyümüş, hatta haddinden fazla büyümüş bir olay, hepsi bu. Ve böylece sosyal medyanın ne kadar büyük bir güç olduğunu görmüş oluyoruz. Eğer 1 milyon insan buna gerçekten niyetlenip yapmaya kalksaydı da bu anlattıklarım olurdu. Yani aslında en başında bu plan direkt yatacaktı. Yani internetten okuduklarım, araştırdıklarıma göre bence hiçbir şekilde 51. bölgeye zaten giremezdik. Evet, bu videomda 51. bölgeye gerçekten 1 milyon insan aynı anda akın etseydi ne olurdu diye araştırdım ve sizlere anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne olurdu formatıyla alakalı önerileriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.